İyi günler, ekonomi notlarıyla karşınızdayız. Ekonomideki piyasalardaki gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Gününe çıkan başlıklarına bakacağız. Diğer taraftan Garanti BBVA yatırımın raporunu konuşacağız. Mali piyasalar stratejisini konuşacağız. Detaylandıracağız. Borsa İstanbul'la ilgili sektörlere bakacağız. Garanti BBVA'nın tavsiye ettiği şirketler, tüm bunlara hepsine detaylı bir şekilde göz atacağız. Tabii önce her zaman olduğu gibi gündemde öne çıkan başlıklara bakalım. Daha sonra da piyasalara göz atacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA bilim ödüllerinde konuştu. Aşı çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Erdoğan, Türkiye'nin Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'den sonra en çok aşı projesi üreten, yürüten 3. ülke olduğunu vurguladı. Biliyorsunuz bu dönemde en çok konuşulan konulardan bir tanesi, bir yandan aşı çalışmaları devam ediyor ama aşı tedariği konusunda da çok sıkıntılar var. Avrupa Birliği ile AstraZeneca arasında dün toplantı yapıldı, hatta anlaşma sağlanamadı. Tedarik konusunda sıkıntılar piyasalara da yansımıştı, hatırlayacaksınız. Dün sert kayıplar vardı. Bugün toparlanma çabası var ama yine kayıpların olduğunu görüyoruz. Birazdan bakacağız. Merkez Bankası 2021 bu yıl için enflasyon tahminini değiştirmedi. %9,4 yıl sonu enflasyon tahminini korudu. Diğer taraftan Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın konuşmaları vardı. Para politikasında sıkı ve ihtiyatlı duruşun %5 hedefine, enflasyonda %5 hedefine ulaşana kadar kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı, söyledi. Faiz indirimlerine dönük gündemin konuşulmasının henüz çok erken olduğunu belirtti. Gıda fiyatları bugünlerde çok konuşuluyor. Gıda fiyatlarında fahiş fiyatlarının ele alınacağı gıda komitesi toplantısı bu akşam saat 20'de. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak. Türkiye'nin dikkatle takip edeceği bir toplantı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ev sahipliğinde yapılacak. Ekonomik güven endeksi geldi. Ocak'ta 96,2'ye çıktı. Ekonomik güven endeksi aylık bazda %1,6 artış gösterdi. Türkiye'den Rusya'ya gidecek ilk ihracat blok ve yeni Türkiye-Çin ihracat trenleri yarın saat 10'da Ankara Gar'dan törenle uğurlanacak. Öte yandan Çin'in Şiyan şehrine gidecek yeni ihracat treni de Rusya'ya gidecek. Blok ihracat treninin ardından hareket edecek. Şimdi piyasalara bakalım. Dünkü sert satışların ardından durum ne? Bir ona bakalım. Evet, piyasalara bakalım. Borsa İstanbul nasıl bir seyir izliyor? Dün %4,5'luk kayıp vardı. Küresel borsalarda sert satış baskısı, Borsa İstanbul'da sert satış baskısı. Bugün yaraları sarma içinde ama bir bakıyoruz şu anda %0,34 ekside. Bazen pozitife geçtiğini de gördük. 1478 puanını da gördü. Şu anda 1462 puanda Borsa İstanbul. Bankacılık endeksinde durum ne? Banka endeksi yatay %0,13 ekside. Sınai endekse bakalım. Sınai endeks tarafında nasıl bir tablo var? Orada %0,29 artıda sınai taraf. En çok artanlara bakalım. En çok düşenlere bakalım. Orada durum nasıl? En çok artanlar gübre fabrikaları, Karsan Otomotiv, Otokar, Aygaz, Hektaş şeklinde sıralanıyor. En çok düşenlere baktığımızda BIST 100'de ODAŞ Elektrik, Türk Telekom, Bera Holding, Ozak Yayo ve Ege Endüstri olarak sıralanıyor. Bugün bir gong töreni vardı. Borsa İstanbul'da gong Işık Plastik için çaldı. Borsadaki yatırımcılarla geniş bir aileye kavuştuklarını söyleyen Işık Plastik Genel Müdürü Abdullah Çeker, bölgesel bir üreticiden çok daha fazlası olmayı hedefliyoruz dedi. ...2021'in ilk halka arzını gerçekleştiren Işık Plastik için Borsa İstanbul'da gong töreni düzenlendi. Şirket ISKPL koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Açılışta %10 prim yaptı. Işık Plastik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Abdullah Çeker, borsada geniş bir aileye kavuştuklarını söyledi. Yaklaşık 401 bin kişi, yani her borsada yatırım yapan her 5 kişiden birisi şirketimize ortak oldu. Biz aile şirketiydik, daha büyük bir aileye kavuştuk. Çok başarılı oldu. Yaklaşık 14,2 katta filtre edilmemiş bir talep geldi. Halka arz gelirinin büyümede kullanılacağını belirten Çeker, dünya markası olmayı hedeflediklerine işaret etti. Yurt dışında şirket satın alım yoluyla büyüme fırsatlarını değerlendireceğiz. Bölgesel bir üreticiden çok daha fazlası olmayı hedefliyoruz dedi.
Şirketin 21-22 Ocak'ta gerçekleştirilen halka arzında 160.4 milyon lira nominal değerli talep toplanmış. Halka arz edilen toplam 181.7 milyon lira, 11,3 nominal değerli ışık plastik paylarının tamamı satılmıştı. Halka açıklık oranı ise %21,8 olarak gerçekleşmişti. Evet, devam edelim. Dolar TL ile devam edelim. Dolar TL'de durum ne? Ona bir bakalım. 7.38, 7.35'i gördü. Bugün 7.43 seviyesini gördü ama Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamaları sonrası dolar TL'de gerileme 7.35'ler görülüyor. 7.40, 7.50 aralığında dolar TL'yi seyrediyoruz. Euro TL'ye bakalım. Euro TL durum ne? Euro TL 8.94. Orada da %0,36'lık düşüş var. Euro dolar paritesi de 1.20'nin üzerindeyiz. Dolar endeksi bir de nasıl seyrediyor? Dolar endeksi 91'e yakın. 90,72. Şimdi Avrupa borsaları, peki dışarıda durum nasıl? Hem ABD borsaları düşüşle kapanmıştı. Asya borsalarında düşüş vardı. Avrupa borsaları dün sert düşmüştü. Bugün de Avrupa borsaları işte orada da aslında bakarsanız hafif negatif. Dünkü sert satışların ardından Londra %0,87, Paris yatay, Frankfurt %0,64, Madrid %0,31 eksi de gördüğünüz gibi kırmızı. Asya borsalarında durum nasıldı? Asya borsaları gördüğünüz gibi hepsi %2'ye yakın, Hong Kong %3'e yakın düşüş gösterdi. ABD vadelilere bakalım. ABD vadeliler neyi gösteriyor? Dow Jones artı da, Nasdaq ve S&P 500 ise eksi de ama hafif eksi var. Kararsız diyebiliriz. O dünkü sert satışların ardından toparlanma çabası içinde ama yükselebiliyor mu? Onu göremiyoruz. Ons altın 1838 dolarda yatay. Gram altında durum ne? Bir de gram altına bakalım. 437 lira. Orada da çok fazla bir hareketlilik yok. Brent petrol, petrol tarafında da 55 dolar 41 sent seviyesinde işlemler geçiyor. Evet, mali piyasalar stratejisi Garanti BBVA yatırım tarafından hazırlandı. Bunu konuşacağız. Önemli bir çalışma. İçinde detaylar var. Tüm detayları konuşacağız. Tufan Cömert karşımızda olacak. Garanti BBVA yatırım koordinatörü. Tufan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi sizin raporunuza bakıyorum. Raporun başlığında aşkın gözü kördür başlığını görüyorum. Detaylarını konuşacağız. Neden böyle dediğiniz ve ayrıntılarını da konuşacağız ama bugün Merkez Bankası'nın enflasyon raporu vardı. Çok kısa bir değerlendirme onunla ilgili alırsak sonra da bu mali piyasalar stratejisine geçelim. Oradaki ayrıntılara bakalım. Nasıl buldunuz? Merkez Bankası'nın enflasyon raporunu değiştirmedi, sabit tuttu ve verilen mesajlar. Şimdi bizim Kasım ayı sonrasında, yani Kasım'ın başı sonrasında yapılan ekonomi yönetiminde yapılan değişiklik de en olumlu gördüğümüz ve raporumuzla yansıttığımız konu Türkiye'de artık öngörülebilir ekonomi politikalarının uygulanmaya başlamasıydı. Şimdi bugün Sayın Ağbal'ın yaptığı konuşmaya baktığımızda, enflasyon raporuna baktığımızda da bu öngörülebilirlik konusunda gerçekten çok daha ciddi adımlar atılmaya başlandığını görüyoruz. Şimdi burada bütün raporda elbette çok önemli şeyler konuşuldu. Raporun kendisi zaten baştan sona altı çizilerek okunması gereken bir çalışma. Fakat bütün rapordan, bütün sonundan ne anladığın ana noktası nedir derseniz, bizim sadece piyasa değil, enflasyonu etkilenen tüm Türkiye olarak aslında enflasyon konusuna çok light diyeceğim, yani hafif yaklaştığımız konusu. Şimdi Sayın Ağbal aslında hepimize çok güzel bir ders verdi. O da diyor ki Türkiye Cumhuriyeti'nin hedefi %5, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hedefi %5'tir enflasyon. Ve şu anda biz bu hedefi 2023 yılında karşılayabileceğimizi düşünüyoruz. Demek ki para politikası sıkılığını, yani faizin görece yüksek olması önümüzdeki öyle 3 ayda 5 ayda falan değil, birkaç yıl boyunca devam edecek. Şimdi sıkılığın tabii çeşitli ölçütleri var. Yani işte beklenen enflasyon göre, geçmiş enflasyon göre, beklentilere göre birçok yönden ölçülebilir. Keza Merkez Bankası bunların hepsine bakacağını söylüyor. Ama anladığımız şu, enflasyon işte bizim hepimizin bütün piyasa olarak hesabımız Nisan ayında zirve yapacağı. İşte 15,5-16 gibi görünüyor. Belki 17'leri görme riski de var.
Ondan sonra enflasyon düşecek ve Merkez Bankası kademeli faiz indirimine başlayacak diye düşünüyoruz. Ama bugün Sayın Ağbal'ın yaptığı açıklamalar sadece enflasyonun yıllık bazda düşmesinin değil, beklentilerin Merkez Bankası hedefine yakın, önemli ölçüde yakın sayacağı noktaya kadar faiz indirimlerinin öyle çok agresif olmayacağını da net bir mesaj. Bunlara baktığında ben anlıyorum ki bu faiz ortamı 3 aşağı 5 yukarı önümüzdeki aylar boyunca korunacak. Öyle birkaç ay içerisinde değil. Ve bu aslında genel olarak Türk lirası açısından, Türkiye'nin riskini azaltma açısından daha belki daha az büyüyecek Türkiye olması gerekenden ama en azından makro dengeleri kurması açısından daha net bir ortam sağlayacağı yönünde. Evet. Peki. Teşekkür ederiz. Şimdi devam edelim. Garanti BBVA yatırımın Mali Piyasalar Stratejisi rapor olarak hazırlandı. Elinize sağlık öncelikle. Teşekkürler. Şimdi sizin raporlarda hep böyle bir kıssadan hisse mi diyebiliriz? Hikayelerle başlıyor. Evet. Burada da hani herkesin bildiği Şirek'in hikayesiyle başlıyor aslında. Şimdi diyorsunuz ki kötümser bir insan sürekli piyasalarda çöküş bekliyor. İyimserlerse piyasaların soluksuz yükselmesi için her şeyi hazır görüyor. Yükselişi hiçbir şeyin durduramayacağını düşünüyor. O yüzden de herhalde aşkın gözü kördür diyorsunuz. İşte bu noktada tüm bir yıla bakmak lazım. Daha aklı selimle hareket etmek gerekiyor diye düşünüyoruz diye başlamışsınız rapora. Öncelikle herhalde bu son birkaç günde gördüğümüz de aslında bunu siz dün yayınladınız ama daha önce hazırladınız. Ama daha önceden tespit etmişsiniz, işte aşkın gözünü kör ettiği yerdeydik aslında, öyle değil mi? Evet, evet. Tam olarak anlatmaya çalıştığımız da buydu. Gerçekten raporun zamanlaması enteresan oldu ama hani gönderdiğimiz gün dünyada ve hatta bugün de böyle bir satış dalgası oluşması. Burada anlatmaya çalıştığımız hani Shrek hikayesinde başlamamızın sebebi aslında tam olarak bu. Shrek aslında hani filmi anlatmayacağım ama içinde bir aşk hikayesi barındırır. Yani işte Shrek prensese aşık olur. Prenses işte büyü nedeniyle geceleri o da bir deve dönüşmektedir. Herkes ondan korkar ama Shrek onun kendisine göre çok güzel gelen yönlerini abartarak ona aşık olur. Şimdi biz sevdiğimiz insanların kötü yönlerini görmeyiz, iyi yönlerini yüceltiriz. Aşkın gözü kördür aslında buradan geliyor. Şimdi piyasalarda da aynı durum aylardır var aslında. Yani Mart ayında pandemi sonrası alınan tedbirler yatırımcıların işte dünya ekonominin geldiği yeri, pandeminin aslında ikinci dalgasının geleceğini, işte aşıların ne kadar ne zamanda geleceğini falan bunları falan görmemizi, sorgulamamızı bir kenara bıraktı. Hepimizin odaklandığı faizler çok düşük, likitte aşırı bol, getiri benim bulmam lazım, riskleri göz ardı edebilirim anlayışıydı. İşte aşkın gözü kör ettiği yer burasıydı. Borsalarda gerçekten muazzam bir rally yaşadık ama Ocak ayının artık ortasına geldiğimizde, şimdi biz ekip olarak yani Garanti BBVA Yatırım Araştırma Yatırım Danışmanı ekibi olarak Ocak ayı başından bu yana gelen yurt içinde yurt dışında gelen bütün raporlara bakıyoruz, takip ediyoruz ve hepimiz acayip tedirgin olmaya başlamış. Çünkü herkes aşırı iyimser. Şimdi herkes aynı yere bakıyor değil mi? Aynen. Şimdi biz de aynı yerlere bakıyoruz. O iyimserlik bizde de var. Ondan yana bir şeyimiz yok. Ama şimdi geldiğimiz noktalarda artık bazı riskler öne çıkmaya başladı. Değerlemeler Amerika'da acayip yerlere geldi. Türkiye'de şirket değerlemelerinin borsaya bakıyoruz. İsmini çoğumuzun ilk kez duyduğu şirketler. Ayda işte %1300 yapan şirketler var. Türkiye'nin en büyük şirketlerin piyasa değerini kaplamış olan şirketler var. Hakikaten mantıksız şeyler var. Şimdi o yüzden hani evet kısa vadeli olarak belki bunları küçük yatırımcı olarak çoğu insan bakmıyor. Büyük yatırımcılar bile bakmıyor. Ama koca bir yıla baktığımızda 2021 yılına baktığımızda elbette biraz daha aklı selimde hareket etmemiz, biraz daha mantığımızı kullanmamız gerekiyor. İşte bizim bu raporda ilk olarak başlangıçta söylemeye çalıştığımız buydu. Bundan sonraki süreçte de elbette piyasalarda gene riskin aşırı satın alındığı, aşırı heyecanlı olduğu günler olacak. Bugün, dün ve bugün olduğu gibi belki kötümserliğin abartıldığı günlerde olacak. Ama nihayetinde belli riskler çerçevesinde gene de borsalardaki ana yönün hala yukarı olduğu görüşümüzü koruyoruz. Trend değişmedi, yukarı diyorsunuz. Ana evet. Trend. Peki şimdi evet, ana trend öyle. Önce makro tahminlerle başlayalım. Önce makro tahminlerinizi alalım. Büyüme, enflasyon, cari işlemler dengesi, bütçe dengesi nasıl bir yıl öngörüyorsunuz? Şimdi tabii 2020 oldukça kötü bir sene olduğu için 2021'de
çok fazla bir şey yapmasak bile ekonomi tarafında, kendi içinde zaten normal tüketim kalıbının devamında Türkiye ekonomisi büyüyor. Hiçbir şey yapmasak bile Türkiye'nin artık doğal büyüme oranı %3'ler civarında yerleşmiş durumda. Bu zaten hani hiçbir şey dediğim gibi yapmadan olacak bir şey. Fakat şöyle bir güzel tarafı var 2021'in. Dediğim gibi 2020 o kadar kötü bir seneydi ki şimdi ihracat tarafına, yani Avrupa ekonomisinin gene baz etkisiyle toparlanacak olması bizim ihracat tarafında bu sefer büyümeye ek bir katkı olmasına yol açacak. İkincisi turizm tarafında gene 2020 çok kötü bir seneydi. 2021'de belli ki o kadar iyi olmayacak. Yani 2019'u falan yakalayamayacağız ama 2020'ye göre muazzam artışlar göreceğiz. Dolayısıyla buradan gelecek şeyler, ertelenmiş talebimiz var. Hepimiz bir an önce sokağa çıkıp yeniden işimize gücümüze dönmeyi arzu ediyoruz. Bunları koyduğumuzda bizim Türkiye için 2021'de beklediğimiz büyüme oranı %5 civarında. Şimdi zaten piyasa tahminlerine baktığımızda %4 ile %6 arasında işte orta noktası 5 olmak üzere tahminlerin medyanın bu civarda olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla çok rahat bir şekilde bu büyümenin karşılanacağını düşünüyoruz. Türkiye açısından risk bizim görüşümüze göre Türkiye'nin daha düşük büyümesi değil, Türkiye'nin daha yüksek büyümesi. Çünkü Türkiye daha yüksek büyüdüğünde işte 2020 yılında evet hani biz de pandemiyle mücadele kapsamında bir takım adımlar attık. Faizleri hızlı bir şekilde düşürdük ama biz burada aşırı borçlanmaya ve maalesef borçlanılan rakamların, paraların yatırımlara verimi arttıracak, işte faktör verimini arttıracak yatırımlara kanalize edilmesinden ziyade tüketime gitmesine izin verdik. O yüzden gayrimenkul fiyatları, işte ikinci el konut fiyatları, hatta işte finansal piyasalarda ciddi fiyat artışları gördük. Şimdi 2021 yılında faizlerin içinde bulunduğu seviye daha yüksek olması ve işte bugün Merkez Bankası net bir şekilde söylediği üzere uzun bir süre bu faizlerin buralarda kalacak olması kredi talebini makul yerlerde tutacak. Kredi büyümesinde çok ciddi bir artış beklemiyoruz. Fakat olur da bir sebepten biz yeniden faizleri indirmeye başlarsak o zaman kredi talebi de gene artacaktır. Bununla beraber Türkiye belki %5 değil %7'lerde de büyüyebilir. Ama işte bunun sonucu olarak enflasyonla mücadelede aldığımız yolu cari dengede bu sene mecburen bir miktar artacak cari açık ama hani buradaki artışın belki düşüncemizden daha yukarıda olmasına ve bunun da dönüp aslında Türk lirası üstüne baskı yaratmasına sebebiyet verebilir. Dolayısıyla Türkiye açısından risk az büyümesi değil, yüksek büyümesidir. Şimdi enflasyon tarafı elbette kritik. Merkez Bankası da zaten net bir şekilde burada her türlü adım atacağını söylüyor. Bizim beklentimiz yılı %10,5 seviyesinde bitireceğimiz yönünde. Maalesef tek haneden bahsedemiyoruz. Bunun birkaç tane sebebi var. Hani malum geçen seneden bu yana gelen çeşitli birikimli etkiler var. Üretici fiyatlarıyla tüketici fiyatları arasında 11 puan gibi devasa bir fark var. Bunun gecikmeli etkileri yavaş yavaş tüketici tarafına yansımaya devam edecek. Maalesef bunda çok bir şey yapamıyoruz. Keza kur tarafında da oradaki artış da gene tüketici tarafına yansımaya devam ediyor. Bunun ötesinde maalesef çok daha ciddi bir sorunumuz var. Hani Merkez Bankası'nın ötesinde gıda fiyatları hem dünyada yükseliyor hem de Türkiye'de maalesef hani son birkaç haftadır güzel yağmur kar var ama genel olarak bir kuraklık döneminden geçiyoruz. Bunun gıda fiyatları üstünde çok ciddi bir baskı yaratması olası. Dolayısıyla enflasyonun yani tabii ki inşallah tek hane olur ama şu riskleri göz önünde bulundurduğumuzda biraz daha yüksek. Yani çift hanelerde gitmesi Merkez Bankası'nın resmi enflasyonu hedef olan %5'in iki katı civarında bir yerde götüreceğimiz muhakkak gibi görünüyor. Burada politika faizi nerede görürüz? Evet, şimdi burada bizim beklentimiz, gerçi hani bugün konuşmadan sonra belki orada bir ufak revizyon yaparız ama şimdi %17 malum politika faizimiz şu anda. Bizim beklentimiz Merkez Bankası'nın sıkı para politikasını piyasanın beklentisinden biraz daha uzun sürdüreceği. Yani Merkez Bankası'ndan biz ilk faiz indirimlerini aslında yılın son çeyreğinde bekliyoruz. Yani Ekim, Kasım, Aralık döneminde Merkez Bankası indirimleri başlayacağını, bu dönemde yapacağı indirimlerle politika faizini 17'den 14'e çekeceğini düşünüyoruz. Evet. Hani böyle şimdi baktığımızda Şimdi %5'lik bir büyüme tahmini, %10,50'lik, %10,5'luk bir enflasyon tahmini söz konusu. Çok konu var, o yüzden hızlı hızlı gitmek istiyorum. Şimdi stratejiye gelelim. Borsa İstanbul. Borsa İstanbul'la ilgili ne öngörüyorsunuz? Nasıl bir getiri potansiyeli görüyorsunuz Borsa İstanbul'la ilgili?
Evet, şimdi bizim raporu gönderdiğimiz tarih itibariyle 1892 bizim 12 aylık Borsa İstanbul için hedefimiz. Bu hedefin ne olduğunu ben her yerde söylüyorum, gene söyleyeyim. Hani endeksin buraya yükselmesini bekliyoruzdan ziyade bizim bulduğumuz Borsa İstanbul'un 12 ay içerisindeki ederi budur. Dolayısıyla bunu görebilir, buraya yakın sayabilir ama hani ederi budur. Bunun altında kaldığı sürece ucuzdur. Şimdi raporu gönderim tarihi itibariyle baktığımızda %23 civarında bir potansiyel vardı. Şimdi tabii %4,5 daha bunun üstüne ekledikten sonra artık %27, %28 civarında 30'a yaklaşan bir prim potansiyeli söz konusu. Dolayısıyla biz Borsa İstanbul'un hala yatırımcılar açısından oldukça cazip olduğunu düşünüyoruz. Mevduat faizinin 17-18'lerde olduğu bir ortamda bunun iki katına yakın bir getiri yatırımcı açısından cazip. Şimdi Peki. hangi sektörlerde şey bekliyoruz? Daha Oraya bir iyimser geçmeden bekliyoruz. önce bir de TL ile ilgili değerlendirme alayım. Tabii. Sonra da oraya geçelim. Hem Şimdi TL, faiz ve altın. Tabii. Şimdi TL tarafında Merkez Bankası'nın yüksek faiz politikasına geçmiş olması ciddi bir oyunu değiştirici faktör oldu hepimiz açısından. Merkez Bankası bu politikasını sürdürdüğü sürece Türk lirasının iki kanaldan desteklenmesi beklenebilir. Bunlardan bir tanesi yabancı yatırımcı. Şimdi yabancı yatırımcı açısından hakikaten bu %17 tüm gelişmekte olan ülkeler arasında Arjantin'i tutarsak en yüksek faiz ve öngörülebilir bir politika izlendiği sürece de burada dolarını, dövizini satıp Türk lirasına yatırım yapması için çok güzel bir ortam sunuyor. Bu tam olarak söylediğimiz sıcak parayı çektiğimiz gerçeği aslında ama bence şu aşamada bu çok tartışılacak bir konu değil. Öncelikli olarak bizim buraya fon akışını sağlamamız, Türk lirasının değerini belli bir yerlerde stabilize etmemiz gerekiyor ki şu anda başardığını düşünüyorum. Carry Trade'in devamında biz kurda yaklaşık %3 civarında bir düşüş daha olabileceğini düşünüyoruz. Bu da kabaca an itibariyle baktığımızda işte 7.15, 7.20 civarına geliyor. Bunun altını görmesi için dünyada başka gelişmeler olması lazım ama o tarafta hala iyimseriz. Dolayısıyla bizim en azından Merkez Bankası faiz indirimlerinin başlayana kadar dünyada yeni bir küresel dolar talebi olmadığı sürece Türk lirasına kalınması önerimizi koruyoruz. Peki. Faiz tarafında Merkez Bankası'nın malum işte yılın son çeyreğinde faiz indireceğinden bahsediyoruz. Bu beklentiyle biz yılın ortasından itibaren satın almaya başlayacağız. Dolayısıyla Mayıs-Haziran aylarından itibaren tahvil piyasasında, kredi ve mevduat piyasasında yavaş yavaş faiz indirimlerinin fiyatlanmaya başladığını, faiz genel seviyesinde aşağı gelmeye başladığını görmeyi bekliyoruz. Dolayısıyla genel olarak tahvil piyasasında özellikle uzun vadeler için çok daha olumlu bir seyir bekliyoruz. Şimdi altın tarafı biraz daha sıkıntılı bir konu. Şu anlamda sıkıntılı. Bir düşüş beklemiyoruz. Çünkü içeride hala çok ciddi likidite var. Fed para basmaya da filançosunu büyütmeye devam ediyor. Ciddi teşviklerle para gelecek. Bunların önemli bir kısmı satın alındı. Fakat dünkü mesela Fed toplantısında Başkan Powell'ın söylediklerinden de hareketle o taraf hala oldukça tedirgin. Yani burada daha ciddi bir parasal gevşemenin boyutunun arttırılması bile söz konusu olabilir. Dolayısıyla böyle bir şey geldiği takdirde altın fiyatına bir miktar yukarı hareket görürüz. Ne bekliyoruz? Sene sonu için bizim gördüğümüz bu bütün bu likidite ortamının devamında altının sene sonunda 2000 dolar, ons başına 2000 dolar civarında olacağı yönünde. Peki. Bunun üstündeki hareketler dediğim gibi çok daha farklı gelişmelere bağlı olacaktır. Şimdi Borsa İstanbul için sektörlere tek tek bakalım. Bankacılık sektörü. Çok konuştuğumuz sektörlerden bir tanesi, geçen yıldan bu yana işte ucuz kaldığı belirtilen, yani piyasalar açısından baktığımızda ucuz kaldığı belirtilen ve 2021 yılı içinde değerleme konusunda hep ön plana çıkan sektörlerin başında geliyor. Ama Ocak ayında da gördük ki o trendi, o heyecanı yakalayamadığını gördük. Bankacılık sektörüyle ilgili beklentiniz nedir? Evet, şimdi bankacılık sektörünün karı 2020'ye göre azalıyor. Bunun üstte sebepleri de malum, faizlerin yukarıya gitmiş olması bankaların net faiz marjını daraltıyor. Yani faiz yukarıya gittikçe şimdi kredilerin vadesi uzun, mevduatın vadesi kısa, fonlama tarafı mevduatla beraber yukarı gittiği için o marj daralıyor. Fakat işte yılın ikinci yarısı itibaren faizlerin düşeceği beklentimizden hareketle, hani Merkez Bankası'ndan önce piyasa bunu fiyatlayacaktır beklentimizden hareketle, o faiz marjı yeniden açılmaya başlayacak. Dolayısıyla bankaların karının ikinci yarı yılda, ilk yarı yılda, yarı yıla göre daha iyi olacağını düşünüyoruz. Bu anlamda bankalar için en önemli risk aslında geçen seneden bu yana konuştuğumuz yabancı yatırımcıların çok ciddi şekilde fiyatladığı sorunlu alacakların ne yönde evrileceği hikayesi. Şimdi çok ciddi krediler verildi. Bunların dönüşlerinde sıkıntı yaşanması olası. Dolayısıyla bankalar da buna zaten 2021'de çok ciddi karşılık ayırdılar. Serbest karşılık adı altında zaten ciddi bir tampon da ayırdılar buna. Dolayısıyla bu konuda bankaların bir sorunu yaşamayacağını, sorunlu kredilerin rakamı arttıkça yani %6'lara çıkmasını bekliyoruz sektör genelinde.
genelinde baktığımızda bunları buradan karşılayacaklarını düşünüyoruz. Dolayısıyla geçen senelerden bu yana en çok satış yemiş olan bankacılık sektöründe özellikle biz Kasım sonrası çok ciddi yabancı girişlerin olduğunu görmüştük. Her ne kadar şu anda biraz bu alışlar, bu ilgi biraz bankacılık sektörüne göre dair ilgi yavaşlamış olsa da önümüzdeki aylarda yeniden burada bir hareketlenme evet. görmeyi bekliyoruz. Dolayısıyla o tarafta %25-%30 civarında bizim baktığımız bankalar arasında prim potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Bilgi teknolojileri 2020 yılında oldukça ilgi çekti. Prim de yaptı, iyi de kazandırdı. 2021'de de devam beklenir mi? Beklenebilir. Yani o tarafta da işte malum hala evlerdeyiz. Belli ki her ne kadar yüz yüze eğitim bir süre sonra başlayacak derse de burada riskler işte virüsün mutantları, varyasyonları derken belli bir süre daha çok ciddi bir kitle hem çalışan hem öğrenci kitlesi evde olmaya devam edecek. Dolayısıyla bu tarafta özellikle distribütör şirketler anlamında kurun da aşağı gelmiş olmasıyla satışların güçlü seyretmeye devam edeceğini bekliyoruz. Bu yüzden sektör hakkındaki aslında görüşümüz olumlu olmaya devam ediyor. Bununla bağlantılı olarak hani sormadınız ben oradan devam edeyim ama telekomla bağlayabiliriz. Tamam. Yine aynı şekilde evde oturduğumuz sürece aslında bu data kullanımı, veri kullanımı yüksek seyretmeye devam edecek. Hani baktığımızda özellikle mobil şirketlere baktığımızda gelirlerinin işte hani Turkcell'in mesela %80'i, Vodafone'un %70'i, Türk Telekom'un %50'si gelirlerini sadece veri kullanımından geliyor. Önümüzdeki yıllarda belli ki bu artmaya devam edecek. Dolayısıyla bu sektörü de yani bilgi teknoloji ve telekom beraber değerlendirdiğimizde bu sektör pandemi de evde kal hisselerinden biriydi ama 2021'de de bunun devam ettiğini, tüketim ve yaşam alışkanlığımız değiştikçe bunların güçlü seyretmeye devam edeceğini düşünüyoruz. Cam sektörü? Cam sektörü dediğimizde aslında bir tane şirketimizden bahsediyoruz. Malum bütün piyasaya hakim olan Şişe Cam'dan bahsediyoruz. 2020 yılında Şişe Cam'ın maliyetleri azaltmak, etkinliği artırmak üzere geçirdiği bir birleşme operasyonu vardı. Bu şekilde hem maliyet tarafında bir avantaj yakalıyor Şişe Cam hem de akabinde hissenin derinliği arttığı için bu tarafta daha ciddi ilgi olacak. Şimdi cam kullanımına baktığımızda aslında ekonomi beklentilerle birebir alakalı. O da nedir? İşte eğer Türkiye büyüyorsa inşaat tarafı büyüyordur, araba satışları büyüyordur. Bununla alakalı yani camı kullanan perakende tarafı bunların hepsi büyüyordur. Şimdi Türkiye için bizim beklentimiz %5 büyüme civarında olduğu için cam talebinin de 2020'ye göre ciddi anlamda artacağını düşünüyoruz. İkincisi gene Avrupa'ya yapılan özellikle ihracatın önemli kısmının yurt dışına olduğu düşünüldüğünde cam sektöründe bu taraftaki Avrupa'daki toparlanmanın da gene cam sektörüne olumlu yansıyacağını dolayısıyla döviz tarafındaki döviz girdisinin de şirkete önemli katkısı bulunacağını düşünüyoruz. Cam sektörü için bu yüzden gayet olumlu bir görüşümüz söz konusu. %39'luk bir artış potansiyeli öngörmüşsünüz. Evet. Dayanıklı tüketim, özellikle 2020'de evde kal yılında beyaz eşyada da ciddi satışlar oldu. İç satışlarda çok ciddi çift haneli büyüme yakalandı. İhracat da fena değildi. Aslında böyle bir dönemde yatay olsa bile bu dönem için başarılı diyebiliriz. 2021 için dayanıklı tüketim. Şöyle bir sorun var. Aslında dayanıklı tüketimle otomotivi beraber değerlendireyim. Şu anlamda söyleyeceğim. Şimdi 2020'de bizim faizleri çok hızlı aşağı indirmemiz tüketim talebini ciddi arttırdığı için yani ertelenmiş talebi daha doğrusu 2021'de olması gereken talebi her iki sektörde de ciddi şekilde öne çektik. Fakat yine her iki sektöründe avantajın ciddi şekilde ihracat gelirlerinin yüksek olması. Bu anlamda Türkiye'deki mesela otomobil tarafında biz aslında yıllık bazda satış rakamını 2020'ye göre daralmasını bekliyoruz. Ama ihracat tarafında daha güçlü bir seyirci olacağı için o taraftan gene bir dengelenme görülecektir. Dayanıklı tüketim malzemelerinde yani beyaz eşya sektöründe de benzer bir seyir göreceğiz. Yani o tarafta da gene Avrupa'dan gelen taleple beraber bu şirketlerin görece güçlü performans izlemesi beklenebilir. Demir çelik için ne söylersiniz? Orada da fiyatların arttığını görüyoruz. Ham madde evet. fiyatları artıyor. Talepte de bir artış söz konusu. Aynen. Bu da gene dünya büyümesi alakalı. Yani Türkiye'den ziyade demir çelik sektörünün ana alıcısının ihracat tarafında çok güçlü olduğunu düşündüğümüzde dünya ekonomisinin ne yöne gideceği önemli. Şimdi burada aslında dünya ekonomisi, ham madde dediğimizde aklımıza bir tek ülke geliyor. O da Çin. Yani Çin ekonomisi ne kadar güçlü büyürse emtia talebi de o kadar ciddi artacağı için bu tarz şey, bunları üreten şirketlerin satışları da artacak, prim potansiyeli artacak.
Bu anlamda bizim demir çelik sektöründe baktığımız Ereğli, Kardemir bunlar için gene ciddi bir potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Benzer şekilde petrokimya sektöründe de yani onları da gene beraber değerlendirelim. Tabii. Benzer bir seyir söz konusu. Petrol fiyatında yine toparlanmaya bağlı olarak bir miktar artış öngörüyoruz. Yani orada biz de tabii Dünya Enerji Ajansı'nın tahminlerini kullanıyoruz. İşte orada da yıl için ortalaması %53-55 dolar arasında petrol için Brent tahminleri. Keza şu anda oradayız. Yani orada çok acayip bir fiyat artışı beklenmiyor. Fakat büyümenin getirdiği taleple en azından hani belki çok çok heyecanlı bir görünüm olmayacak. Bunların çok ciddi fiyatlanması, petrol fiyatı buralarda kaldığı varsayımıyla. Fakat 2020'de o kadar ciddi bir kötümserlik içerisindeydi ki bu şirketlerimiz, bu sektörlerimiz en azından en kötüsünün bu sektörler için geride kaldığını düşünüyoruz. Hava yolları tarafına baktığımızda da 2020 kötü bir yıldı. 2021 belirsiz ama beklentiler var. Orası için ne söylersiniz? Oradaki beklentileriniz nedir? Şimdi hava yollarında biz son dönemde aşağı haberleri geldikçe çok ciddi bir özellikle borsa tarafını hisselerde ciddi bir primlenme gördük ama açıkçası biz bu heyecanın biraz yersiz olduğunu düşünüyoruz. Bunun sebebi de malum yani herkesin baktığı haberleri hepimiz bakıyoruz. Hala ciddi şekilde turizm bütün ülkelerde sıkıntılı. Aşı tarafında, tedarik tarafında önemli sıkıntılar var. Avrupa ile mesela dün böyle bir belki mahkeme süreci olacak bir şirketin. Amerika'da benzer şeyler var. Dolayısıyla turizm tarafının toparlanması vakit alacak. Evet hani yılın ikinci yarısında burada bir iyileşme bekliyoruz ama bizce burada olumlu beklentileri yansıtmak için biraz daha gelişmeleri görmemiz toplumun ne kadarlık kesiminin tüm dünya için işte Türkiye mesela turist gönderen ülkelerin ne kadarlık kesimin ne kadar hızlı aşılanacağını ve etkili olup olmayacağını görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla o tarafta bizim iyimsere dönmemiz için biraz vakit var diye düşünüyoruz. Yine perakende sektörü için konuşursak perakende sektörü de hareketliydi 2020'de, 2021'de de herhalde bu hareketin devam etmesi beklenebilir. Hareket devam edecek fakat aslında şöyle bir durum söz konusu. Aslında biraz önce hava yolunda bahsedecektim ama onu daha şey yapayım. Şimdi artık hani bizim tüketim, yaşam alışkanlıklarımız değişiyor. Yani örneğin biz önümüzdeki yıllarda işte eğitim amaçlı seyahatlerin azalacağını, çoğunun online döneceği veya iş işte mesela business class dediğimiz o iş daha lüks sınıfın bunun talebin düşeceğini falan düşünüyoruz. Benzer şekilde bu yaşam alışkanlıklarının değişimi perakende tarafına da etki etmeye başlıyor. Bu anlamda online satışını arttıran şirketlerin, işte giyim şirketlerin özellikle, işte bir sürü perakende şirketi var, borsada işlem gören de var. Bunların bu taraftan yapacakları satışın geleneksel mağazacılığın ötesine geçeceğini, hatta önümüzdeki yıllarda hızlı bir şekilde buna geçeceğini düşünüyoruz. Bu değişime ayak uyduracak şirketlerin, ihracat tarafında güçlü olan şirketlerin çok daha iyi performans göstereceğini düşünüyoruz. Raporun sonunda da hedef fiyat revizyonları var ve temettü beklentileri. Buradaki hem revizyonlardan hem de temettülerden bahsedelim. Temettü beklentisi konusunda hani ciddi anlamda bir yerli yatırımcı var diyoruz. 2 milyon üzerine aştı ama temettü yatırımcısı da ayrı. Oraya da bakılması gerekiyor. Bir fiyat revizyonları da artış konusunda %23'lük bir artış potansiyeli görüyorsunuz endeks bazında. Evet. Hisseler bazında da ayırmışsınız bankacılık, sigorta, holding, GEO, sanayi şeklinde. Evet, şimdi şu endeks hedefimizle ilgili bir tekrar şeyi anlatayım. Şimdi orada bizim hesaplamada kullandığımız iki tane önemli girdi var. Bunlardan bir tanesi işte önümüzdeki 10 yıl boyunca bir şirket değerlerken nakit akımının nasıl olacağı. Şimdi bu nakit akımı konusunda satışlar, vergiler, yatırımlar bunlar şirketlerin yönlendirmesiyle oluyor. Şimdi 2020'nin ortasında bizim en büyük sorunumuz kimsenin önünü göremediği bir ortamda şirketlerden yeterli yönlendirmeyi maalesef alamamış olmamızdı. Hani bu bize özel bir şey değil, haklı olarak kimse önünü göremediği için bir 2021'e daha tahmin yapmakta zorlanıyorlardı. Fakat artık iyi kötü bir o sis bulutu dağıldığı için şirketlerden net bir yönlendirme geliyor. Dolayısıyla şirketlerin satış ve net kar rakamlarında bir miktar yukarı yönlü revizyon yaptık. Bu borsa değerlememize olumlu yansıdı. İkinci konu, şimdi bu nakit akımlarını bir faizle bugünü indirgemek lazım. İşin matematiği bunu gerektiriyor. Burada hangi faizi kullanacağımız önemli. Biz yaz aylarında işte faizlerin uzunca bir süre buralarda kalacağı beklentimizden hareketle risksiz faiz oranı dediğimiz bu faizi %13'e çekmiştik. Halen baktığımızda 10 yıllık tahvil faizimizde %13 civarında seyretmeye devam ediyor. Dolayısıyla
burada hani çok bir değişiklik yapmış değiliz. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğimizde buradaki takışını tüm Borsa İstanbul, Borsa BIST 100 endeksinde uyguladığımızda bulduğumuz hedef değerimiz 1892, eski sistemde 189.000 seviyesi oluyor. Dediğim gibi gayet cazip, mevduatın da üzerine çıkmış olan, hatta bugün itibar baktığımızda %27-28'lik bir prim potansiyeli var. Borsa İstanbul'un cazibesini ciddi anlamda arttıran bir gelişme. Evet. Şimdi sektörlerden zaten bahsettik, fakat bizim burada bir de temettüden ziyade aslında öne çıkardığımız, dönem dönem öne çıkan, işte hikayesi olan şirketlerden oluştuğumuz model portföyümüz. Şimdi biz geçen sene model portföyümüz nominal %50'nin üzerinde bir getiri sağladı. Borsa İstanbul'un da yaklaşık %20 üzerinde, yani endeksin %20 üzerinde bir ek getiri koymayı başardık. Şimdi bu seneye de gene hedefimiz bu. Her sene bizim buradaki hedefimiz budur. Çift taneli bir ek getiri sağlamak. Bu seneye başladığımızda da 9 tane hisseyle başlıyoruz. 2 tane bankamız var. Akbank ve Yapı Kredi. Garanti malum sebepler, tavsiye ve şey, hiçbir yorum yapamıyoruz. Bunun dışında BİMAŞ, Ereğli, Kardemir, Migros, Medikal Park, Şişe ve Şok marketlerle seneye ilk model portföyümüzde başladık. Zaman içerisinde bunlarda prim potansiyelinin bittiğini, azaldığını veya daha iyi hikayesi olan bir şirket olduğunu düşündüğümüzde onları alıp bunları şey yaparak, değiştirerek ve dinamik bir şekilde model portföyümüzü yönetmeye devam edeceğiz. Evet, çok ayrıntılı, önemli bir rapor. Bu raporların geldiğini görüyoruz. Bunları aktarmaya çalışıyoruz. Özellikle hani yerli yatırımcı, bunları korumamız gerekiyor. Bunların kalması gerekiyor. Küsmemesi için çabalıyoruz. Bu raporlara bakmaları, incelemeleri, herkese açık değerlendirmeleri. Dolayısıyla finansal okuryazarlık anlamında da önemli bir katkı sunuyorsunuz. Teşekkür ederiz. Koordinatör Tufan Cömert, bu raporda kimler var? Özgür Rütters Seven, Haluk Acar, Emre Mursaloğlu, Onur Marsan, Halil Kahve, Recep Demir, Barış İnce, Nihan Ziya, Erdem tarafından hazırlanmış. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Arda Bey. Tufan Cömert, teşekkürler. Aktardığınız bilgiler, detaylar için daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet, Garanti BBVA'nın raporunu, strateji raporunu değerlendirdik, konuştuk ayrıntılı bir şekilde. Uzun bir rapor. Süre el verdiğince hızlıca tüm sektörlere bakmaya çalıştık bir projeksiyon 2021 yılı için. Şimdi devam ediyoruz. Reform paketi, Merkez Bankası adımları yabancıların Türk varlıklarına ilgisini de perçinledi. Yabancı yatırımcılar 11 haftada 5 milyar dolarlık alım yaptı. Dünyanın önde gelen fonları Türkiye'ye yatırım mesajı verdi. Reform söylemleri, Merkez Bankası'nın hamleleri ve Avrupa Birliği ile ilişkilerde yaşanan olumlu gelişmelerin etkisiyle Türk varlıklarına ilgi katlandı. Yabancı yatırımcılar 6 Kasım 15 Ocak tarihleri arasında hisse senedi piyasasında 1.9, tahvil bonoda ise 3.1 milyar dolarlık net alım gerçekleştirdi. Dünyanın en büyük ve en iyi performans gösteren gelişen piyasa tahvil yatırımcıları Türk tahvillerine yeniden yatırım yapmaya başladı. Amundi, UBS Asset Management gibi kuruluşlar Türkiye tahvilleri için pozisyonlarını ağırlık artıra yükseltirken dünyanın en büyük tahvil fonlarından PIMCO Türkiye'ye yatırım zamanı mesajı verdi. PIMCO'nun gelişen piyasalar direktörü Premal Down, politika adımlarının doğru yönde atıldığını görüyoruz ve Türkiye bu politikaları devam ettirdiği sürece gelişen piyasalardaki olumlu dış ortamdan faydalanabilir değerlendirmesini yaptı. Evet, pandemi dönemi yaşıyoruz ve bu pandemi döneminde de her dönem önemli olan kurumsal yönetim konusunu işleyeceğiz, değerlendireceğiz. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Başkanı Feyyaz Ünal karşımızda olacak. Feyyaz Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız Serdar Bey? Teşekkür ederiz, sağ olun. Şimdi pandemi döneminde kurumsal yönetim hangi noktaya geldi Türkiye'de ve dünyada? Ayrı bir öneme herhalde, önemi daha çok arttı. Doğru, kesinlikle. Öncelikle isterseniz şuradan başlayalım. Tabii yayını bir süredir takip ediyorum. Yani biz de kendi şirketimizde, birçok yönetici de kendi şirketlerinde veya kendi kurumlarında uğraştığımız işler çok daha farklı işler. Ekonominin gidişatı, kurlar, kur riski, ihracatın sürekliliği, belki tahsilatın dönem dönem öne çıktığı veya ekonominin dönem dönem öne çıktığı konular ve karar noktaları oluyor. Bugün konuşacaklarımız, yani sizinle birlikte değerlendireceklerimiz ise daha çok
problemi yaşadığınızda artık işin işten geçmiş olduğu ve belki çok daha uzun bir planlama dönemi isteyen konular. Dolayısıyla o aciliyet listemizde veya gündemimiz içerisinde daha arka planda kalabiliyor. Ama bir sorunla karşılaştığımızda çözmesi çok daha geç olmuş oluyor. Aslında şirketlerimiz çok zor Serdar Bey. Bizim şirketlerimizi korumamız lazım. Niye? Ortakları temettü istiyor. Hissedarlar birbirleriyle kavga edip küsüyorlar. Üst yönetimler prim istiyor. Çalışanlar daha yüksek maaş istiyor. Tedarikçiler daha fazla, daha çabuk ödemeyi istiyor. Müşteriler indirim istiyor ve bütün bu zorluk ortamında şirketler hayatlarına devam etmeye çalışıyorlar. Ve bunlar aynı anda isteniyor. Aynı anda isteniyor. Kesinlikle zaten esas zorluk bunu da yönetmek. Dolayısıyla bizim ortak aklı yönetebilen yapılara ihtiyacımız var şirket içerisinde. Tüm sorumluluğun artık tek bir kişiye yüklendiği dönemler dünyada da geride kaldı, ülkemizde de geride kaldı. Ve bizim şirketlerimizin büyüklüğü artık bir yönetim kurulunu, o yönetim kurulu içerisinde bağımsız bakış açılarını üyeleri ister nitelikte ve büyüklükte. Hatta birçoğu için bir icra kurulu gibi bir karar verme mekanizmasına sahip olması gerekir nitelikte. Ve dolayısıyla biz karar verme metodolojisi olarak aldım verdim ben seni yendim değil de kurumsal yönetimi, biz mantığı, bir sistematiği şirketimize, kurumumuza yerleştirirsek daha başarılı kararlar vereceğiz şirketimiz adına. Ve doğru karar vermek için de istişarenin yapılabildiği, demin bahsettiğimiz yönetim kurulu gibi, icra kurulu gibi mekanizmaları şirketin içerisinde oturtabilirsek bu mekanizmayı kurmuş ve kurumu daha doğru yönetmiş olacağız. Nasıl bir yapı oluşturulmalı? Yani sadece işte yönetim kuruluna mı düşüyor bu görev? Aslında değil. Kurumsal yönetim daha çok üst yönetim, yönetim kurulu ve şirketin icrasının en tepesindeki kişilerin arasındaki ilişkileri düzenleyen, yazılı hale getiren ve sistematiğini kuran bir ne diyelim yönetim felsefesi. Bunun sebebi de şirket için en kritik kararların verildiği yerler buraları. İsim itibariyle biraz kurumsallaşma kavramıyla da benzerlikten dolayı karıştırılır. Kurumsallaşma mesela daha çok operasyonda gerçekleşiyor. Yani şirketteki işte insan kaynakları sisteminin, finansman sisteminin kurulmuş olması, yetki ve sorumlulukların belli ve yazılı hale gelmiş olması, bir takım işte kurumsal kaynak planlama gibi, iç kontrol gibi, yetki limitleri gibi düzenlerin oturmuş olması gibi gibi bir sistemin varlığından bahsediyorsak, eğer şirket kurumsallaşmış bir şirkettir ve yani ikisi birbirinin öncülü değil ama kurumsallaşmış olan bir şirkette kurumsal yönetimi uygulamak daha kolaydır. Kurumsal yönetim daha çok bir karar verme mekanizması. Şirketin doğru karar verebilmesini sağlayan bir mekanizma. Ama yani şu mu? Kurumsallaşmış bir şirkette kurumsal yönetim doğru olmayabilir. Öyle mi? Ya dediğim gibi birbirinin öncülü değil. Yani işin en başında da yani şirket kuruldu. Biz bir startupta da bir girişimde de kurumsal yönetimin uygulandığından bahsedebiliriz. Bir sivil toplum kuruluşunda da kurumsal yönetimin uygulandığından bahsedebiliriz. Kamu mekanizmasının içerisinde de kurumsal yönetimin uygulandığından bahsedebiliriz. Çünkü aslında 4 tane ilke var. Bu ilkeler evrensel ilkeler ve her yöneticiye, her çalışana diyor ki bir karar noktası geldiğinde etkilenecek olan tüm tarafları düşünüp bu 4 ilkeyi akılda tutarak karar verdiğinizde doğru karar veriyorsunuz. Nedir onlar? Adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik, sorumluluk. Bunları akılda tutarak ne anlam ifade ettiğini bilerek hareket ettiğinizde kurum için doğru bir karar vermiş oluyorsunuz. Evet. Ve tabii ki demin bahsettiğimiz mekanizmalar. Yani istişareyi yapabileceğimiz kalitede bir ortamın oluşması, işte gündemli bir yönetim kurulu toplantısında bağımsız bakış açısında içeriye kattığınız, içeride sadece hissedarların veya sadece erkeklerin veya sadece belli bir yaşın olmadığı, bakış açısı açısından çeşitliliğin olduğu bir ortamda ve bir genel sekreter gibi, bir şirket sekreteri gibi bir kolaylaştırıcının belki kullanıldığı, halka açık şirketlerimizde komiteler var, o komitelerin kullanıldığı bir yönetim mantığında istişareyle aldığımız kararların şirket için daha doğru kararlar olacağını söylüyor. Şimdi aile şirketleri var, Türkiye'de de var ve ciddi sayıda. Onlar kurumsal yönetime nasıl yaklaşıyorlar?
ve burada aile şirketleri için kurumsal yönetimin önemi ne? Aslında olmazsa olmaz. Horoz çok olunca sabah geç oluyor Serdar Bey. Aile şirketleri için felaketi önleyici şeyler konuşuyoruz aslında burada. Önce belki aileden bahsetmek lazım. Aile arkada, yani geride kimse kalmıyorsa bir aileymiş. Ailedeki bir kişi eğer 5 metre geride kaldı ama diğerleri önde yürüyorlarsa o aile birliğinden artık bahsetmek çok mümkün değilmiş. Dolayısıyla ailede kişiler arasındaki güven tesis edilmeli ki aile kavramını sürdürebilsin. Ailelerin kurdukları şirketlerde de bu durum böyle. Orada da güveni sürdürebildiğiniz sürece ancak bir şirketin başarısından, varlığından, sürdürülebilirliğinden bahsedebiliyoruz. Biz bugün ülkemizde belki hiç olmadığı kadar yoğun bir ortaklar arası boşanma dönemi yaşıyoruz. Geçmişte atmadığımız adımlardan veya ülkemizin, işte dünyanın geçmekte olduğu mevcut konjonktür de bunu etkiliyor olabilir. Tabii bazı şirketler için eğer işi bilmeyen ama karışan ortaklarla çalışıyorsanız bu ayrılık olumlu da sonuçlanabiliyor ama bazılarında işi de küçültüyor. Dolayısıyla küçük şirket ülkesi olmamak için işimizi, sermayemizi ortaklar arasında bölüp, işleri bölüp bizden sonraki nesillere devredemediğimiz bir ortamda bir küçük şirket ülkesi kalmamak için uygulamamız gereken bir takım kural ve kaideler var. Kurumsal yönetim bunun araçlarını sunuyor şirkete. Ülkemizde mesela birçok şirkette biz sadece hissedar olduğu için şirkette çalışan veya yönetim kurulunda yer alan bireyler olduğunu biliyoruz. Halbuki yönetim kurulu tecrübe kazanılacak bir yer değil, sahip olduğunuz tecrübeleri vermeniz gereken bir yerdir. Yani topun sahibi olduğu için futbolu biz oynayacağız dememek lazım. Artık işlerin sürdürülebilirliği açısından kişilerin kim olduğuna bakarak değil, nasıl yönettiğine bakarak belli makamlara getirmemiz gerekiyor. Aile şirketleri nasıl yaklaşıyor peki kurumsal yönetime? Aslında yani geldiğimiz seviye olarak, ülke olarak, yani dünyadaki diğer benzer gelişmekte olan ülkelerle kıyasladığımızda onlardan hani daha iyi durumda olduğumuzu dahi söyleyebiliriz. Biz bunlarla alakalı dönem dönem anketler gerçekleştiriyoruz. Biz biraz daha, yani şirket uygulamalarında daha iyi durumdayız. Ne gibi? İşte yönetim kurulu gibi, komiteler gibi, bağımsız üyelerin istihdam edilmesi gibi, şirket sekreterlerinin şirket bünyesinde istihdam edilmesi gibi konularda. Yani araçlarda iyiyiz. Biz aile tarafında biraz daha zayıfız. Yani ortaklar tarafında biraz daha zayıfız. Hmm. Ondan kastım da orası biraz daha namahrem, daha dokunulması zor bir taraf olduğu için oradaki işte aile meclisi gibi, anayasa gibi, nesil geçişinde kimin nasıl rol alacağı gibi veya hissedarların şirketlerde nasıl çalışması gerektiği, nasıl dahil olması gerektiği gibi konularda biraz daha konuşmaya imtina ediyoruz veya yazmaya, yazılı kuralları belirlemeye Peki. imtina ediyoruz. Genelde yaşadığımız problemler de oradan kaynaklanıyor. Yatırıma nasıl bir etkisi var kurumsal yönetimin? Vallahi Serdar Bey, hiç kimse, demin de haberde vardı, Türkiye'deki artan aslında dış yatırım iştahından, bunu takip edebiliyoruz piyasadan da, hiç kimse, yani ne bir ortak, ne bir müşteri, ne banka yatırım kreditör, ne borsa yatırımcısı güvenmediği bir ülkeye, güvenmediği bir şirkete parasını vermek istemez. Eğer kurumsal yönetimin şeffaflık ilkesine uygun yönetiliyorsa şirket, eğer karar verme mekanizması olarak demin belirttiğimiz şekilde bir sistematik varsa şirketin içerisinde, internet sitesine girdiğimizde yönetim kurulu sadece ortaklardan oluşmuyor, bağımsız bakış açısını da içeriyorsa, o zaman yatırımcıların, sadece onların değil, bankaların, kreditörlerin, hatta bizim ihracat yaptığımız müşterilerin dahi şirketlere daha güvendiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla evet. kurumsal yönetim şirketlere duyulan güveni arttırdığı için de aslında yatırım çekilmesine fayda sağlıyor diyebiliriz. Peki, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Ünal, teşekkürler. Evet, biz de bu bağlantıyla ekonomi notlarının sonuna geldik. Hoşçakalın.